Beni yuvada unuttular. Raşit Anaral Birinci bölüm Yuvaya giriş Sayfa 7 Sene 1955 Malatya Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı'nın olumsuz cevapları babamı çileden çıkarmıştı. Ses tonu değişmiş. Başkanla kavga eder gibi tartışmaya başlamıştı. Sayın başkan eğer bu çocuğu yuvaya almazsan istikbali mahvolacak. Büyüdüğünde sana da bana da küfredecek. Temmuzun sıcağında herkes bunu almıştı. Başkan bir haftadır başından savamadığı bu adamdan kurtulmanın yollarını arıyordu ama bu mümkün görünmüyordu. Laf uzadıkça sinirler geriliyor, zaman zaman sesler yükselip sözler birbirine karışıyordu. Başkan da babam da normal davranış biçimlerini kaybetmişlerdi. Gümüşhane'den kalkıp şehir şehir dolaşarak buraya kadar gelmiştik. Daha evvel de birçok vilayete uğrayıp beni yuvaya vermek için mücadele eden babam beni bir türlü başından atamamıştı. Ancak bu mücadeleden vazgeçmek gibi bir niyeti de yoktu. Maçı almak için son roundunu oynayan bir boksörün gayretiyle bocalayıp duruyordu. Bu kısır tartışma uzadıkça uzuyordu. Baban başkanın karşısında her seferinde yeni bir şekle giriyordu. Bazen bir tüccar kadar esnek, bazen de bir devlet memuru gibi katı bir resmi tavır sergiliyordu. Arada bir taktik değiştirip beklenmedik kaba çıkışlar da yaptığı oluyordu. Anlaşılan bu tartışmayı kavga eder gibi sürdürmekte kararlıydı, başka da seçeneği kalmamıştı. Son kozunu oynamasına rağmen başkanı ikna edememişti. Oysa babam tuttuğunu koparan biriydi. İşi daha ileri boyutlara taşıma gayretiyle hareket ettiği belliydi. Bu nedenle çıkacak bütün rezilliklere razıydı. Başkan sert görünümüne rağmen babacan bir adamdı. Zaten öyle olmasaydı bu güçsüz kurumun gönüllü başkanlığını üstlenir miydi?